salonundan herkese selamlar. Şimdi televizyonu kısıp size detaylı olarak evi göstereceğim. Güzel bir yerleşmiş ev turu yapacağız. Boş ev turu yapamamıştım. Biliyorsunuz ki apar topar bu eve yerleştik. O nedenle şimdi başlıyoruz. Birlikte evi gezeceğiz. Şu şekilde size salonu göstermek istiyorum. Hatta ışıkları da yakayım. Şöyle konumlandırdık biz evi. Şuraya aynayı koyduk. Şurada iki tane üçlü koltuğumuz var. Şu şekilde bir dekor yaptık. Şöyle görebilirsiniz. Biz set halinde eşyalarımızı alırken televizyon ünitesi almadık ve konsol aldık. Konsolu televizyon ünitesi olarak kullanırız. Hem televizyon da biraz yukarıda kalır dedik. Yeni evleneceklere belki fikir olur. Benim çok hoşuma gidiyor bu konsol ve televizyon görüntüsü. Çünkü daha yüksekte kalıyor. Ben seviyorum bu şekilde. Oturma odamız bu şekildeydi. Tekrar göstereyim. Eğer ki şunu şu şekilde koyarsan daha şık durabilir Esra dediğiniz şeyler varsa videonun altına kesinlikle bana yazın. Fikirleri açayım. Birlikte yerleştirmiş oluruz. Daha yeni yeni zaten oturuyor ev. Şöyle bir koridorum var. Kapı girişimiz buradan. Arkadan bir kapı girişimiz var. Hemen oturma odasının yanında mutfağım var. Mutfağımı şöyle gösterebilirim size. Ev genellikle krem ağırlıklı bir ev. Sadece hemen buranın ışığını yakayım. Dolapları mavi şekilde dizayn etmişler. Bence çok şık duruyor. Sadece tezgah bir tık kullanışsız. Tezgah dar ve ben şu priz muhabbetinin orada olmasını hiç sevmedim. Ama yapacak bir şey yok. Kirada olanlar beni anlar diye düşünüyorum. Tezgahım dar olduğu için şöyle küçük bir masa aldım. Buraya da bir tane dolap almayı düşünüyoruz aynı şekilde. Şuraları da böyle dekore etmiştim. Zaten bunların videolarını da sizinle paylaşmıştım. Mutfağımı da bu şekilde buradan da göstermek istiyorum. Şu suyu hep taşırıyorum. O yüzden bunu buradan kaldırmıyorum. Şimdi diğer odalara geçelim. Koridorun sol tarafında makyaj alanı, yani makyaj odası var. Sağ tarafında ise hem Mert'in bilgisayar alanı olacak hem de giyinme odası var. Önce makyaj odasını göstermek istiyorum. Büyük odayı makyaj odası olarak seçtim. Şu şekilde konumlandırdım. Şöyle görebilirsiniz. Biraz karışık duruyor çünkü daha makyaj odasını tam anlamıyla oturtmuş değilim. Raflarım falan şurada duruyor. Belki bunu ayakkabılık olarak dışarıya koyabilirim. Yeni yeni fikirler geldikçe işte bir şekilde yerleşiyorum. Böyle görebilirsiniz. Her şeyi bu dolaba sığdırdım bu arada. Bunu da yeni aldık. Kurulumunu falan paylaşmıştım. İşte burada boya aynası vardı. Bunu da buraya yeni getirdim. Az önce de canlıda makyaj yaptık. Bunlar daha burada. Burayı da dekore edeceğim. Zaten annem Zuzu'yu sahiplendiği için buradaki işte kum kutusu falan bazı şeyler Zuzu'ya gidecek. Burada Mia'nın zaten her zamanki haltları yani. Bir şey demiyorum. Şuraya çanta düzenleyici almıştık. Buraya çantalarımı yerleştirdim. Kapının arkasında duruyor. Çok düzenli duruyor. Şimdi hem giyinme odası hem de bilgisayar odasına geçelim. Buranın şeyini açayım bu şekilde. Halılarımı da görebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Yatak odasına bu dolap sığmadı. Hem çok fazla geniş bir dolap, öne doğru genişliği var. Hem de büyük bir dolap olduğu için eve geldiğinde abiler şey dedi kurulumda, çok odayı daraltır. Şimdi yatak odasını size göstereceğim. O nedenle varsa yeriniz başka bir yere kuralım dediler. Buraya kurdurduk ama yani ben isterdim ki yatak odası tek bütün halinde bir odada olsun. İnşallah daha güzel evlere diyelim. Mert'in bilgisayar masasını da bu şekilde kurduk. Burada da işte hem İstanbul'a gidecek şeyler var hem de şimdilik ütü masası, işte hurçlar falan bu tarafta. Şimdi yatak odasına doğru gidelim. Yine bu koridordan devam ettiğinizde şu tarafta yatak odası kalıyor. Hemen şuradaki çamaşır şeyimi görebilirsiniz. Şimdi bunun olayını anlatacağım size. Şimdi oturayım ve anlatayım istedim. Ev aslında giriş kat olmasına rağmen ve giriş katlar genellikle geniş de oluyor biliyorsunuz. Çok fazla böyle geniş odaları yok aslında salon dışında. Makyaj odası da bir tık böyle yerleşilebilir vaziyette. Diğerleri ise daha küçük formda odalar. Mesela yatak odama sadece yatak, işte şu komodini bile ikiye bölemedik. Üst üste biz monte ettirdik gelen abilere. Burada da işte dörtlü ve bir tane aynalı modül var. Çamaşırlığım bile yatak odasında. Biz işte sıcak olduğu için bazen içeride falan yatıyoruz. Çünkü gerçekten tek klima yetmiyor Antalya'da. Neyse bu bina yeni bir bina ve iskan olmadığı için bizim ön tarafta bir balkonumuz, yani böyle balkon korumalığı falan olması gerekiyor ama
Şu an için balkon korumalı yok. Ben şimdi size mutfak tarafından oraya da gösteririm. Direkt yola çıkıyor. Yani evin ön tarafına ve sonrasında yol zaten. O nedenle hani çamaşırlarımı asabileceğim, çamaşırlarımı kurutabileceğim herhangi bir alan yok. Ben de bunu şey olarak düşünmüştüm. Hatırlarsınız biz 11 katlı bir 11. katlı bir ev tutmuştuk Kepez'de. Onun arka balkonu, dar bir balkonu vardı. Oraya file yaptırıp dedim ki hani filenin olduğu yere bunu koyarım, çamaşırlarımı oraya asarım ve o şekilde hani çamaşır kuruturum demiştim kurutma alana kadar. Maalesef ki olmadı. O nedenle şu an odadan odaya çamaşır taşıyoruz. Ve kışın işte Gökçe'nin söylediğine göre klimanın ısısı yetmiyormuş çamaşırları kurutmaya. Belki kurutma alırız. Kurutmayı koyacağımız şu an bir yer yok. Yani sizin de fikirlerinizi istiyorum. Hani odaları, özellikle yatak odasını nasıl dekore edebilirim? Bunu bana söyleyebilirsiniz mesela. Şimdi yatak odasını göstereceğim size. Şimdi yatak odasına girdiğimizde şu laneciyi şuraya görmeyin. Yatak bu şekilde konumlandırdık. Gördüğünüz üzere komodin bile üst üste iki tanesi. Bu duvara abi dedi ki buraya da dolabı koyarsam senin yatağını koyduğunda adım atacağın alanın olmayacak. Bunu dedi başka yere kuralım. Burada da işte şöyle bir modül var. İkili. Zaten ütüme bile düşünün yer yok yani. Ütü masası alsan mesela nereye açabilirsin? Oda çok küçük bir oda. Yani bir yatak odasını eğer ki gerçekten bir ev yapıyorsanız abi bari yatak odasını hani doğru düzgün yapın ki insanlar eşyalarını koyabilsin. Hani öyle darışık bir ev. Sonrasında şurada işte girişimizde şey var şu şekilde. Hemen aranın ışığını açayım. Arada şöyle dolabımız var. İşte bütün ayakkabılarımızı ben bütün şeyleri buraya yerleştirdim gördüğünüz üzere. Yani burada mesela askılık da yok. Hani kışın montlarımızı asabileceğimiz bir yer yok. Full böyle raf yapmışlar. Hani sen mesela örnek veriyorum. Şuradan aşağısını raf yapıp üstü askı yapabilirsin. Ya da altı askı yapabilirsin. Falan hiçbir şekilde. Ya da bir tarafını askılı yap mesela. Yok yani. Neyse tam burada da işte banyomuz var. Bu şekilde banyomuz da biraz küçük. Ama artık ne yapalım? İdare edeceğiz arkadaşlar. Burada Mert'in tişörtünü yıkamıştım. Astım. Bu şekilde küçük bir banyomuz var. Banyoya çok bir şey olmadığı için göstermiyorum. Şöyle yerlere şey almıştım. Paspaslar falan almıştım. Hani kurutma aldığımda şu an kurutmaya koyabileceğim hiçbir yer yok. O nedenle ev bu şekilde arkadaşlar. Benim tek sevdiğim yanı böyle hem krem ve şeyden yana olması. Hani böyle mutfağının güzel olması. İşte hani örnek veriyorum. Bu tarafının böyle geniş olması, her şeyi sığdırabilmemiz vesaire. Şimdi size bahsettiğim yeri göstereceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi balkon korkuluğumuz yok arkadaşlar. O nedenle ben hiçbir şey koyamıyorum. Direkt sokağa bakıyor. Çamaşır falan hiçbir şey koyamıyorum. Ev turumuz bu şekildeydi. Belki biraz hızlı göstermiş olabilirim. İlk defa böyle bir ev turu yapıyorum çünkü. Hani nasıl şeyler söyleyip nasıl detaylı gösterebilirim bilmiyorum. Genel olarak geniş bir şekilde evi göstermeye çalıştım. Ev normalde işte oturma odası falan ön tarafa bakıyor. Girişler arka tarafta. İşte evin bazı böyle her evde olduğu gibi saçma bir mimarisi var. Odalar birazcık küçük. Örnek veriyorum işte 3 artı 1 bir ev diye geçiyor. Ama yatak odası mesela 2'ye bölmek zorundasınız. O nedenle ben 3 artı 1 olarak görmüyorum bu evi. 2 artı 1 olarak görüyorum. Bu şekilde. Yani sizin mesela fikirleriniz varsa bana söyleyebilirsiniz. Videonun altına bekliyorum. Beğenmediğiniz şeyleri de beğendiğiniz şeyleri de söyleyebilirsiniz. Hiç problem değil. Hepimizin zevki farklı. Belki beğenmiş olabilirsiniz. Belki de beğenmemiş olabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yine yorumda bana fikir olarak söyleyebilirsiniz. Çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.